Milattan önce 1. yüzyılın başlarında artan Ermeni ve Part tehdidiyle beraber küçük krallıklar yok olma ya da işgal tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu politik ortamda Samos, oğlu Mitradates Kallinikus'u bir Seleukos prensesi olan Laodike ile evlendirdi. Bu sayede Komagene, Seleukos'la beraber Mısır hanedanına da katılmış oldu. Bu evlilikten bir oğul dünyaya geldi. Adını Antiochos koydular. Samos'un yaptığı, Komagene krallarının izlediği diplomatik stratejiler açısından çok güzel bir örnektir. Samos, oğlu Mitradates'i 8. Antiochos'un kızı olan Laodike ile evlendirdi. Bu evlilik sayesinde Seleukosların prestijini kendi krallığınınkine eklemiş oldu. Bu prestij 4. yüzyıla, Büyük İskender'in günlerine kadar uzanıyordu. İskender'in itibarı artık Komagene krallarına da geçmişti. Ne yazık ki devler arasında var olabilmek için itibar yeterli değildi. Ermeni ve Part tehlikelerine doğuya doğru hızla yayılmakta olan Roma İmparatorluğu da eklenmişti. Bu üç güç arasında Doğu Anadolu toprakları için amansız bir mücadele başladı. Fırat üzerindeki stratejik geçiş noktaları yüzünden Komagene, yeni ve çetin bir düşmanla karşı karşıya kalmak üzereydi. Bu, Ermeni kralı Büyük Tigran'dı. Milattan önce 1. yüzyılda Seleukos krallığının epeyce küçülmüş olması, o bölgedeki yerel krallara kendi güçlerini yaymaları için bir fırsat tanımış oldu. Ermeni kralı Tigran, kendi sınırlarını güneye doğru genişletti ve Komagene krallığını da kendi egemenliği altına aldı. Daha sonra Komagene 17 yıl boyunca, milattan önce 70'e 69'a kadar Ermeni uygusu olarak kaldı. Bütün bu karışıklıklar sırasında milattan önce 70 civarında Nemrut Dağı'nın eteklerinde hem Komagene hem de Küçük Asya için yeni bir dönemi başlatan bir gelişme oldu. Mitradates Kallinikus ve Laodike'nin oğlu olan Antiochos, halkının da desteğiyle birlikte Komagene krallık tahtına oturdu. Kendini bekleyen pek çok dış soruna rağmen genç kral, krallığını koruyarak onu zamanının en büyükleri arasına yükseltmeye kararlıydı. Antiochos is the most well-known king. Antiochos, Komagene'nin en çok tanınan kralıdır. O, Pers kralı Büyük Darius'la Makedonyalı Büyük İskender'in soyundan geldiğini iddia ediyordu. Yeni bir dinin ve kültürün yaratıcısıydı. Kendisi, babası ve Pers'le eski Yunan kültürleri arasında doğmuş olan bazı tanrılar için bir kült başlattı. Milattan önce 69'da Büyük Tigran, Lucullus tarafından yenilgiye uğratıldı. Fakat Roma ve Part tehdidi hala devam ediyordu. Partlar Komagene'yi batıya açılan bir geçit olarak görüyor, Romalılarsa doğuya geçmek için bir basamak olarak kullanmak istiyordu. Romalı General Pompey doğuya doğru ilerlerken, Antiochos Roma'nın güvenini kazanmayı başardı ve milattan önce 62'de Fırat'taki Zeugma şehriyle ödüllendirildi. Bu tarihin onun hayatını değiştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü Zeugma'daki ticaret yollarından kazandığı para olmasa, Komageneli Antiochos, Nemrut Dağı ve Arsamea gibi yerleri ve oradaki muhteşem heykellerle yazıtları yaptırmayı asla başaramazdı. Kendini Filoroman, yani Roma dostu olarak adlandıran Antiochos, krallığının sınırlarını tek bir damla kan akıtmadan genişletmeyi başarmıştı. Ama krallığının uzun ömürlü olabilmesi için Roma anlaşmasını bir Part anlaşmasıyla dengelemesi gerektiğini çok iyi biliyordu.
Milattan önce 40 yılında Antiochos kızı Laodike'yi Part prensi 2. Orodes'e gelin olarak verdi. Bunu yapmasının nedeni hanedanlar arası evliliklerin sağlayacağı uzlaşmaydı. Bu evlilikle Antiochos iki güç arasında, yani Romalılar ve Partlar arasında bir denge oluşturmaya çalıştı. Antiochos'un becerikli diplomasisiyle Komagene milattan önce 62 ve 36 yılları arasında barışın ve refahın tadını çıkardı. Bu dönemde Antiochos şehirlerin imarına ve tarihte eşine az rastlanacak anıtların inşasına başladı. Tahta geçtikten sonra krallığın her tarafında biliyorsunuz büyük bir kült reformuna girişiyor. Kendisinin merkezi ve gitgide kendisini bir kraldan çok bir tanrıya doğru yönelten büyük bir dinsel reformu bütün krallığı çerçevesinde uygulamaya başlıyor. Belki de gerçekten kendini bir tanrı sanıyordu. Bilemeyiz. Ama diğer yandan hükümdarın iç politikadaki en önemli gücünün din olduğunu unutmamalıyız. Komagene'deki bütün değişik grupların bir araya toplanması için kendisinin bu güce ihtiyacı vardı. Farklı kültürlerden olan halkının hepsini kendisinin merkezi olduğu bir din altında birleştirmek istiyordu. Antiochos'un yeni kültünün ilk yapıtı babasının Kahta Çayı üzerindeki Arsamea'da bulunan tapınak mezarıydı. Ben atalarımın kutsal emanetlerini onlara yaraşır saygı içinde benden sonrakilere aldığımdan daha büyük, daha güzel biçimde devretmeyi aklıma koymuştum. Her şeyi dikkatim ve özenimle ya yeniden inşa ettirdim veya onarttım veya büyüttüm. Kendi yüceliğini ve tanrısallığını göstermenin en iyi yolunun gösterişli binalar ve kabartmalar yapmak olduğunu düşündü. Halkının tamamının kültünü kolaylıkla takip etmesini, ona katılarak onunla birlikte tanrılara dua etmelerini sağlamak için ülkenin dört bir tarafına arkamdakine benzer kabartmalar dağıttı. Barış dönemi Part tahtının varisi, Antiochos'un damadının oğlu olan Pakorus'un Fırat'ı geçip Roma topraklarına saldırmasıyla bozuldu. İki ayrı müttefiki arasında kalan Antiochos, damadının tarafını tuttu ve Partlara yardım etti. Bu Romalılar için affedilmez bir ihanetti. Marcus Antonius bu olayı Küçük Asya'daki bütün küçük beyliklere Roma'nın gücünü göstermek için bir fırsat olarak gördü. Derhal askerlerine Komagene'nin başkenti olan Samsat'ı işgal etmelerini emretti. Birdenbire Antiochos ve Küçük Krallığı dünyanın en güçlü imparatorluğuyla karşı karşıya kalmıştı. Dünyanın en büyük ordusunu yöneten Marcus Antonius'un generalleri çabuk ve kolay bir zafer bekliyordu. Ama çok iyi korunan Samsat Kalesi'ne çekilen Antiochos ve yetenekli okçuları Romalılara karşı koymak için hazırdılar. Marcus Antonius'un askerleri saldırınca Komageneliler Romalıları ok yağmuruna tuttu. Antiochos, Romalıların saldırısını durdurmayı başarmıştı. Marcus Antonius bir anlaşma imzalayıp askerlerini geri çekmek zorunda kaldı. Romalılar için utanç verici olan bu sonuç, Antiochos için büyük bir zaferdi. Antiochos'un Romalılara karşı kazandığı başarı, hiç şüphe yok ki halkı arasındaki itibarını yüceltmişti.
Bu onun için çok büyük bir zafer olmalıydı. Ne de olsa askeri açıdan Romalılardan ya da Partlardan daha zayıf bir durumdaydı. O yüzden bu zafer Antiochos'a büyük bir moral ve prestij kazandırmış oldu. İstediği itibarı kazandığına göre Antiochos artık hayatının en büyük projesini bitirebilirdi. Anıt mezarı başarısının göstergesi olduğu kadar halkı için de bir hac yeri olacaktı. Burada onu ve tanrıları sonsuza dek onurlandıracaklardı. Antiochos tarihteki yerini sağlamlaştırmak ve ölümsüz olmak istiyordu. Nemrut Dağı'nda yaptırdığı anıt mezar kendini hayattayken bile bir tanrı olarak göstermesi ve öldükten sonra halkının kendisi için senede iki kez tören düzenlemesini emretmesi hep bu amaç içindir. Bu ona hem halkının gözünde, hem diğer kralların gözünde, hem de tanrılar katında ölümsüzlük kazandıracaktı. Antiochos, ölümsüzlük uğruna insanlık tarihinin en büyük inşa projelerinden birine başladı. Nemrut Dağı inşaat için çok zor bir mekandı. Buranın yapımı pek çok insanın hayatına mal olmuş olabilir. Bölgenin yakınında hiçbir yerde su yoktu. En yakın su kaynağı yürüyerek 1,5 saat uzaklıktaydı. İşçilerin kalmak için kamp kurduğuna dair hiçbir kanıta rastlamadık. Hava çok sıcak ve bu bölge çok rüzgarlı. Bu kadar büyük bir yeri yapabilmek için Antiochos'un ve işçilerinin çok büyük zorluklara katlandığını kesin olarak söyleyebiliriz. Nemrut Dağı Antiochos'un hayatının sonuna kadar en büyük projesi olarak kaldı. Kalan yıllarını anıt mezarını süsleyerek ve kültünü yayarak geçirdi. Antiochos'un ölümü de büyük bir gizem aslında. Kaynaklardan M.Ö. 32'de Komagene tahtına yeni bir kralın geçtiğini biliyoruz. Bu belli ki Antiochos'un oğlu 2. Mitradates'ti. Yani 38 ve 32 yılları arasındaki bir tarihte Antiochos öldü. Suikaste uğramış olma ihtimali var. Yatağında huzur içinde ölmüş olması da mümkün. Antiochos'un oğlu 2. Mitradates, annesiyle kız kardeşinin gömülü olduğu kara kuş ve kendi mezarı olan Sesyon kanıtlarını yaptırdı. Bunlar Antiochos tarafından başlatılmış ve yüceltilmiş olan kült merkezlerinin son örnekleridir. Ne yazık ki ikisi de daha antik dönemde yağmalanmıştır. Komagene Hanedanlığı Antiochos'tan sonra bir yüzyıl daha devam etti. Ama Romalıların şüpheci bakışları altında ondan sonra gelenler, Antiochos'un kültünü yaymakta ve onun ideallerini devam ettirmekte zorlandı. Milattan sonra 72'de Roma İmparatoru Vespasyan, Komagene'yi Suriye'nin topraklarına kattı ve adını Örfat Asya olarak değiştirdi. Komagene Krallığı 230 yıl dayanabilmişti. Antiochos'un görkemli günleri çok geride kaldı. Keşfinin üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Nemrut Dağı sırlarını korumaya kararlı görünüyor. Sırların tek tanığı tanrıların sonsuza yönelmiş bakışları. Uzmanlar dağın gizemleri üzerine çalışmaya devam ediyor. Göel ve Dörner'in çalışmaları ve son zamanlardaki araştırmalar buradaki kalıntılara yönelik bir takım yeni bilgiler ortaya çıkardı. Bazı tarihçiler anıt mezarın hiçbir zaman tamamlanamadığı ve Antiochos'un öngördüğü muazzam ayinlerin onu izleyenler tarafından asla yapılmadığı konusunda ısrarlı. Kuzey tarafındaki sitelerin hiçbirinde herhangi bir işleme yoktur. Sadece kaba bir şekilde siteler yapılmıştır. Eğer şurada
ileride duran bir Antiochos başı var. Ona baktığımız zaman bu tamamlanmamışlık bütün çıplaklığıyla zaten ortada duruyor. Yani eğer tabii batı terasındaki başla karşılaştırdığımız zaman bütün açıklığıyla ortada duruyor. Batı terasındaki başta kulaklar, ağız, burun hepsi işlenmiştir en ince ayrıntısına kadar. Fakat buradaki başta, doğu terasındaki başta bunların hiçbiri yapılmamıştır. Bunların hepsini bir araya topladığımız zaman Nemrut Dağı anıtının, yani bu Hieratezion'un tamamlanmamış bir eser olduğunu aşağı yukarı kesin bir dille söyleyebiliriz. En büyük gizemin merkezinde yine Antiochos var. Gerçekten de kireç taşlarından oluşan büyük tümülüsün altında mı gömülü? Yoksa Kahta çayı üzerinde Arsameya'da babasının yanında ya da atalarıyla birlikte Gerger'de mi gömülü? Mezar odası nerede? Bu sorular Puştayn ve Teresa Güell'den beri arkeologların zihnini meşgul ediyor. Yüzyılı aşkın bir süredir hem arkeologlar hem de mezar hırsızları Antiochos'un mezarını arıyor. Ve eğer bulunursa büyük ihtimalle bu mezar bir hükümdara ait olan ve Helenistik dönemden kalan el değmemiş ilk ve tek mezar olacak. Bu durum onun önemini daha da arttırmakta ve Kral Tutankamon'un mezarı kadar değerli kılmakta. 1954 ve 1961 yılları arasında Teresa Güell kazılar düzenleyerek mezarı Nemrut'ta ararken Dörner'de Arsameya'da bulmaya çalışmıştı. Ancak gelişmiş araç gereçlerden yoksun oldukları için bu çalışmalar tümülüsün ve heykellerin dış yüzeyine zarar vermekten başka hiçbir işe yaramadı. Antiochos'un nerede gömülü olduğunu bilmiyoruz. Büyük olasılıkla burada değil. Buraya gömüldüğüne dair hiçbir kanıt yok. Teresa Güell, onun buraya gömülüp gömülmediğini anlamak için yıllarca dağın etrafında kazılar yaptı. Hepsi de başarısızlıkla sonuçlandı. Tümülüsün içine, tabanına, bazıları heykellerin arkasından başlayan tüneller kazarak mezar odasını bulmaya çalıştı. Ama buralarda hiçbir şey bulamadı. ...1989'da en son yapılan kazının başkanı Dr. Sencer Şahin ve ekibi dağın etrafında jeofizik testleri yaparak mezar odasını bulmaya çalıştı. Testler tümülüsün içinde 3 boşluk olduğu sonucunu verdi. Araştırmacılar bu boşlukların 2 terastaki 2 Zeus heykelini birleştirdiği kabul edilen Zeus ekseni üzerinde olduğuna inanıyorlar. Batı terasında terasın 15 metre aşağısında bir anomali var. Bir boşluk olabilecek bir anomali var. Ve kaya çekirdeğin en tepe noktasında da bir başka anomali var. O tepe noktasındaki anomalinin gerçek Antiochos'un mezar odası olması, hemen onun altındaki anomalinin ise bir sarnıç olması ihtimali var. Bu boşlukların tam olarak ne olduğu ancak ileride yapılacak testlerle ortaya çıkarılabilir. Nemrut Dağı ilerideki araştırmaları beklerken Antiochos uzmanların aklını karıştırmaya devam ediyor. Ne yazık ki doğanın ve insanoğlunun zarar veren elleri bu gizemlerin çözülmesinde yardımcı olabilecek ipuçlarının çoğunu yok etti. Eskiden iki terası da süsleyen 70'ten fazla kabartma, aslan horoskopunun yüz kısmı ve heykellerin arkasındaki yazıtların en önemli kısımları yok olmuş durumda. Yıllar boyunca mezar hırsızları ve Antiochos'un mezarını arayan arkeologlar yüzünden tapınağın büyük bir kısmı zarar görmüş. Eğer burada Antiochos'un mezarını aramak için daha fazla kazı yapılacaksa hem tümülüs hem de heykeller büyük ölçüde onarılamayacak zararlar görebilir. Çünkü tümülüs çoktan kaymaya başladı bile. Eğer bir mezar odası varsa bu mezar odasını bulabilmenin tek yolu tümülüsün içine doğru kazı yapmak. Ama tümülüs çok hassas. Bu nedenle burada kazı yapmak anıtın sonu olur. There is nothing in the world comparable. Dünyada buranın bir işi yok. Ne doğuda ne de batıda benzerini bulamazsınız. Burasıyla kıyaslanabilecek hiçbir yer yok.